Hi Metin, how are you? Sorry, hi Mert, how are you today? Hi, good. Selim, how are you? I'm good, thanks. Is this like good time to chat for 40-45 minutes? Of Yoksa course. devam etmeyeceğiz bu arada. Dil alışkanlığı şirketten. Okay. So thanks for applying to Google. Let's take a look at your resume. You did your undergrad in Turkey. Why did you choose to do master's in ne üniversitesi ise? Why did I choose to pursue masters? Yes. Yeah, that's a good question. Well, when I was studying in Turkey, like I was always trying to focus on to Silicon Valley because this is the place where all the new technologies and like cutting edge technologies are kind of popular. So as an engineer, I thought that this is my place to improve my skills as an engineer. So I wanted to pursue my master's degree in computer science to become more, how to say, like more better in computer science. How do you find being better in computer science? What's Yeah, your job? sure. Being better at computer science meaning that trying to solve complex problems. Let's say back in Turkey, if I started working in Turkey, I will just focus on kind of smaller problems. But in here, Silicon Valley, there are companies that have billions of customers, and they solve really challenging problems. So And what is one challenging problem? Bu arada aslında İngilizce yapmamın şöyle bir avantajı da Türkçe'ye girdiğimde karakterden çıktığım şey olduğumuz belli oluyor. Ben yani Can'ın gerçek tarzı da böyle mi bilmiyorum ama ben çok bölüyorum gerçek mülakatta da. Yani ben normal kodlama sorularında da ayağa kalkarım genelde yanında dururum beyaz tahtada. Benim için mülakatlar bayağı bir back and forth back and forth yani. 1 dakika, 1,5 dakikadan fazla kesintisiz konuşmasına neredeyse hiç izin vermiyorum. Çünkü benim amacım biraz böyle arada hani çok derine inmesindense bana böyle hızlı hızlı sorularıma da nasıl cevaplar veriyor da test etmek hoşuma gidiyor benim kişisel olarak. Ama davranışsal mülakatlar kodlama mülakatlarından da bir tık daha az standartize olmuş bir şey. Yani herkesin tarzı çok farklı burada. Okay, sorry. So you said you pardon, bir cümle oldu. more challenging problems Aynen, describe. challenging problems in Silicon Valley. What is one problem that you think Google is solving that's interesting and challenging for you? Serving applications that are used by billions of people, So, and those which application are you thinking about? YouTube. Okay. Let's say there are millions of videos, and there are close to probably billions, let's say 1 billion. All of those people don't really have problems reaching out in a video or using YouTube. Why? Because YouTube uses Kubernetes in behind, so it's kind of too challengeful. I mean, this is the first thing that came to my mind. So to me, I also published an application that was used by 1500 people on Google Play Store, and that was also a web application. So in during that time, I started realizing the more customers, the more people that are using your application, the more problems you have. The Oh, but do application you think start. that problem is unique to Google? Do you think none of the other companies solve the same problem? No, it is not that. It So is not that. why is Google more interesting than any other company? Well, that's a good question. Google was founded in 2000, no, ni 19, 1998, and in 24 years, we can see the progress of huge Google, right, from zero to today. So to me, Google is a really successful company because they put engineering first in order to
How do you define engineering first? Engineering first, that's a good question. Well, engineering first means solving people's problem first. They don't really focus on making money out of these products. What is that? So Google is not, do you think Google is not making any money? They're making money, but my point is they don't put this in the center of the company. So what do you think they put in the center of the company? What do you think we put? Çünkü Google mülakat yapıyoruz şu an. All right. I think Google puts the engineering and first in the center of the company. You can ask why, because most of the products of Google were kind of free, especially free to students at first, and are free to most of the people until some time. But let's say recently they started charging. I'm talking about like YouTube especially. So I think this is kind of a good approach to reach people. So the way you decide whether a company is putting engineering in the center is how do you make that decision? You check they charge their users for their product or not? Is how you make that decision? That's right. No. My point is engineers always solve people's problem, right? So in this way. So, but like, do you think other engineering companies don't solve people's problem? They also do solve problems, but my point is kind of they try to put the customer first. Let's say they try to just okay. So first of all, YouTube solves a lot of problems, right? For a lot of people, they increase the social media people interactions, you know. So until 2018 or something, YouTube was always free. So, but then again, do you think making something free means like there are also free services available in today in Google? Like Google Search is still free, but it's one of the biggest money making products for Google. So that's right. Not okay. Charging for a product that, like, what does it really mean? And why is it important for you as an engineer? Because you are not applying for our marketing team. You are not applying for our, I don't know, revenue team. You are applying Google. That's right. So would there be kids? Okay. So I just want to give an English disclaimer, just in case any of my coworkers watch this. I don't usually conduct interviews this way. I am being extra harsh here. Since it's perfect. Türkçe devam edelim. Arada ama şeyleri. Bölmeleri ki anlaşılsın hangi yerde mülakattayız, hangisinde değiliz. Demin de dediğim gibi gerçek mülakatlarda bu kadar böyle pat 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 sıkıştırmazlar seni köşeye. Ama bu akıllarından bu tarz sorular geçmiyor anlamına gelmiyor. Dediğim gibi bu biraz deneme mülakatı olduğu için ekstra sıkıştırıyorum. Ama yani ben hala şunu anlayamadım, çok açık söyleyeyim. Bir kaçıncı dakika oldu, yani 10. dakika oldu mu bilmiyorum. 7 dakika olmuş sanırım. Neden Google'a ben daha net bir cevap alamadım? Bir de yani ben derslerde hep bir şey söylerim. Serhat söylemişti. Hani mühendis gibi düşünerek cevap vermeniz gerekiyor bence. Marketing takımına başvurmuyorsunuz. Halkla ilişkilere başvurmuyorsunuz. Ne bileyim yani işte yani public işte. Doğru. Yani bir sürü farklı departmanı var Google'un. Mühendis olarak cevabının çok fazla işte nasıl para kazanıyorlar, kazanmıyorlar mı, charge ediyorlar mı, etmiyorlar mı ya falan odaklanması bana yanlış bir açıdan bakışıyorsun gibi geliyor. Değil mi? Buradan devam edelim. Mülakat dönelim. Alright. So I was gonna continue with let's say when you make the best product free, you will have more users. When you have more users, you will have more complex problems. And when you have more complex problems, you will be, let's say, adding more theory or how to say, like, first of all, I know of Kubernetes. Kubernetes was built by Google.
So I was studying as when I studied in the school, we saw Kubernetes at school. So I know that YouTube was founded like 20 years ago or something. So we now are able to see the, what the real technology is, right? So they put new terms into a computer science world. So this is why I'm attracted to. Ben burada bir bölüm ya Türkçe. Ben gerçek mülakat olsa hala nasıl işte yok revenue'den, charge etmemekten buraya geçtin. Ben de hala çok net değil açıkçası. Hani ne alakası var modundayım şu an. Anladın mı? Yani para charge etme, etmeme, işte öğrencilere bedava vermelerden falan bahsettin. Tekrar hani YouTube'dan başladın, bambaşka bir teknolojisinden şu an devam ediyorsun. Ama gerçek mülakatta bu noktada artık devam ederdim. Çünkü hani ben bu noktada bu yani birazcık da başka şeylerden sinyal almak istediğim için yani işte okay that's interesting falan deyip böyle hani bir hafif bir geçişle keser seni devam ederdim. Ama dediğim gibi yani bu devam etmem tatmin olduğum anlamına gelmiyor. Bu devam etmem biraz daha böyle hani artık buradan zaten çok sinyal almaya denedim denedim olmadı. Hani sıradakine geçelim anlamına geliyor. Biraz benim açımdan dürüst olmak gerekirse. Tamam. Şimdi yani biraz daha konuştuk diyelim. Başka sorular da sordum diyelim. Yani bu tam çünkü bağlayamayacağım şimdi aradaki bağlantıyı yapmadığımız için başka soruya pat diye atlayacağım. Okay, let's assume we hired you. It has been 3 months and you have a mentor and you think they're not helping you enough. Okay, they're not supporting you enough. How would you talk to your manager about this? How would you bring this up? Oh, that's a good question. Is the manager my mentor, or mentor is somebody No, else? you have a Is mentor the and both of you, your mentor and you report to the same manager. Got it. So I'm not getting responses from the mentor. I mean, However, I. it's not like you think they are not doing a good enough job. They might be responding to all your emails or messages or whatever, but you think either the answers are short, they're not like deep enough, or they don't spend enough time in pair programming, whatever. But like for some reason, you think you're not getting the support that you should be getting. That's a good question. First of all, I will try to find if the matter is about me. Let's say if I ask two simple questions to him, maybe I might bother him. I try to kind of think in detail. I would also try to kind of ask smart questions to my mentor, but let's say even though I do these. Yeah, just to clarify, the question here is you have this observation, whether you are right or wrong is a different topic, but you need to talk to your manager about this problem or about Okay. this challenge that you're facing. How would you bring this up? How would you like, is it going to be one-on-one or one-on-one? Are you, I don't know, scheduling another meeting? How would you bring this problem up? How would you seek for their advice or get their help? Okay, first of all, I will like normally go to my manager, trying to find him or her in a kind of available time. But whenever I talk, Let's say you pinged them. They said, "Yeah, I'm available whenever you need me. Let's meet in an hour." let's meet an hour. Okay, got it. And pass. So I will try to tell him everything about the situation, but I would try to be kind of fair. Let's say I will tell him like okay, I tried to get help from my mentor, and they don't really seem to be interested. I would ask my manager to kind of give me some advices, like how can I do better, how can I make the relationship better, or yeah, this is pretty much it. Şimdi
Türkçe devam edeyim. İstiyorsan toparlayalım da. Şimdi Tamam. birincisi ilk derste de bunun yarısını yapmıştım. Bir hatırladım başta, sonradan yine oraya döndün. Onun ne olduğunu tahmin etmek istiyor musun? Yok. Sen Ya sadece söylesen. bir durum değil bu. Bugüne kadar derste bu deney yaptığım her durumda, diğer arkadaşlara da ekleyeyim, ondan ekleyeceğim bir şey var mı ama yani him, he her zaman pronoun olarak erkek pronounu kullanıyor. Bütün adaylar, kadın adaylar da dahil buna, kadın öğrenciler de dahil. Bu yani ne yazık ki bir şekilde birçoğumuzun zihninde olan bir ön bias. Ama genel olarak özellikle Silicon Valley'de şu an diversity çok önemli konulardan bir tanesi. Hatta yani bırakın kim olduğunu bilseniz bile preferred pronoun diye bir kavram var. They kullanmalısın. Ne olduğunu yani hele ki böyle hypothetical bir durumda. Yani ne olduğunu hayat olmayan gerçek bir... Sen bir yerde him or her dedin. En yani him dedin. Sonra böyle bir 30 milisaniye ya da 50 milisaniye durdun, her dedin. Sonra bir daha bir iki kere daha bahsederken him diye bahsettin. En azından bir kere daha sırf him diye bahsettin. Şimdi ama genel olarak yani him or her, him or he or she or she de yorucu bir ifade şekli. Ki doğrusu gene yani bilmiyorsan gene de they'dir. Prefer... Ki şimdi Can'ın hala çalıştığı Slack'te biz kendimizi tanıtırken sonra preferred pronounlarımızı da söyleriz mesela söylerdik toplantılarda. Hala öyledir diye tahmin ediyorum Can. İkiler ayrılalı 2 haftada değişmediyse. Yani bu biraz yine çok detay gelebilir ama bakış açıları kültürlerine yakınlık uzaklığı gösteriyor bence. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunu ben bütün derslerde yapıyorum. Bir deney olarak kendimce. Dediğim gibi ne yazık ki kadın mühendislerde he diye anlatıyor. Gelecekteki olası patronlarını. Bu bir not, bir detay. Herkes çok takılmayabilebilir. Dediğim gibi yani benden tek takıldığım nokta ya da çok takılacağım bir nokta değil. Ama hani neden böyle olduğunu kendi adında bir düşünmeni öneririm ben. Bu bir detay. Onun dışında yani bir yerde tıkandım farkındaysan. Çok fazla da gidemeden tıkandım. Bir iki dakika. Bu tarz durumlar genelde böyle problemleri geçmişte yaşamamış insanlarda olur. Sen sanırım hiç böyle bir duruma maruz kalmadın. Bir okulda, hocanla, bir yerde yöneticinle. Yani buna cevabın eğer ben herkese çok kolay çalışan bir insanın problem yaşamıyorumsa bu iyi bir cevap değil. Yani bu imkansıza yakın bir durum. Mutlaka eğer önemli projelerde çalışıyorsan, önemli insanlarla çalışıyorsan bir noktada yani biri işini doğru yapmayacak. Yani bu birebir aynı örneği yaşamamış olabilirsin. Mentorun sana yeterli iyi göstermiyor ama bir ortamda biriyle çalışırken birinin tam ona yani burada çünkü mentor bir örnek. Biri ona verilen sorumluluğu tam olarak yerine getirmiyor. Bu da seni etkiliyor. Örneklediğimiz şey bu burada. Değil mi? Yani ve bunu sen ikinizin de sorumlu olduğu bir kişiyle paylaşacaksın. Bununla ilgili bir planın, bununla ilgili bir stratejin olması lazım. Bence daha genel bakmak lazım bu soruya ya da buradaki probleme. Bu yani bunu yaşamamışsın diye düşünüyorum ben. Ya da hiç aklına gelmedi geçmişte yaşadığın bir örnek. Hangisi? Hiç Ve yani yaşamamıştık. yani bunu yaşamamak yeterli tecrübeye yani bu teknik olmayan konularda da mı hiç yaşamadın? Mesela bir öğrenci kulübünde olur, okul projesinde olur, ne bileyim yani lisede olur, fen projesinde olur, bir şeyde olur, spor takımında olur. Yaşamış Tabii. olabilirim. Okey. Teknik Yani bunlara konuda. önerebilirim. Eğer gelebilirse tabii ki yazılım odaklı bir yerden örneğin gelmesi. Gelemiyorsa ama daha geniş gelmesi. Bunun için de üniversite öğrencileri varsa bizi izleyen arkadaşlar arasında ya da lise öğrencisi varsa daha da iyi. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiyem olabildiğince erken bir şekilde öğrenci kulübü olur, işte siyasi parti olur, ne bileyim okulda bir departman olur, gönüllülük yapıp başkalarıyla çalışması. Okey. Yani bu tecrübeyi mutlaka edinmeniz. Bu tecrübeler edinmezseniz ben gerçekten altını yani defalarca çizmek istiyorum. Hani ne kadar söylesek az kalır diyorum. Bir sürü öğrencide şöyle bir şey var. Ben teknik olarak yeteri kadar iyi olursam bunu bir şekilde hallederim. Mülakatta hallederim ya da firmaya girince hallederim. Bilmiyorum Can katılıyor musun bana ama bu çok önemli ve gerçekten size farklılık yaratan bir beceri. Başkalarıyla çalışabilmeniz, ne kadar yönetsel gücünüz. Bu da yönetim demek illa titrinizde yönetici olacak demek değil. Ama yani
Ben sonradan oldum. Can'ın şu an yok ama Can da proje yönetiyor. Geçmişte ne bileyim bizim şirketin dediğim gibi burs programını yönetti. İşte başka bir sürü şey yönetiyorsunuz işinizin içinde. Titriniz ya da insan da aslında yönetiyorsunuz dolaylı yoldan. Yani titrinize yöneticilik olmasa da. Bilmiyorum katılıyor musun Can? Bunlar yani çok çok önemli beceriler ve bunlar böyle bir haftada kazanılabilecek, bir ayda kazanılabilecek şeyler değil. Katılıyorum. Yani burada aslında biraz mülakat taktiğinden öte bu konularda eksikleriniz varsa olabildiğince erken bu tecrübe edinebileceğiniz yerlere, kulüplere, derneklere dediğim gibi parti olur neyse bir yerlere gidip gönüllü olmanız ya da çalışmanız ve bu tecrübe edinmeniz. Çalışamıyorsanız gönüllü olmaz. Şimdi senin özelinde Mert, sen hani burada 3 aya mülakata gireceksin Ağustos ayında. Senin özelinde ben oturup bu senaryoları düşünüp en iyi örnek neyse yazılım dışında örnek düşünmeyi çok hassasiyetle öneririm. Cevabın çok kısa olduğu için hani cevabın içeriğiyle alakalı yorumu çok derin yapamayacağım ama başkasına suçlamayan bir tondaydım. Bence bu güzel bir yaklaşım şekli. Ama yani hani o da suçlu yani ama hani bazen böyle onu yapmak adına ortada problem yokmuş gibi davranmak da doğru değil. İkisi bence birbirinden farklı şeyler. Çok kötü bir mentorum var. Hiçbir zaman gelmiyor demek de tabii ki hani doğru bir taktik değil. Hem taktiksel olarak da değil. Yani gerçekten bilmiyorsun. Belki gerçekten problem sende. Sen çok kötü bir mentorsun. Ama yani hani onun ötesinde bence yani bakış açısı olarak da iyi değil. Süreci yönetiş şekli olarak da bence iyi değil. Toplantıdaki kişi senden ya da yöneticin senden bence daha somut problemler. Yani bence öyle demektense neden böyle düşündüğünü anlatarak başlayabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani hani haftada sadece 15 dakika vakit ayırabiliyor. İşte şöyle oluyor. Vakit istediğimde bir iki güne dönebiliyor. Bu beni çok yavaşlatıyor gibi. Şöyle olduğunda anlatabiliyor muyum? Yani böyle somut örneklerin olursa böylece hani karşı tarafa bir sıfat yüklemek yerine yani kötü bir mentor demek yerine spesifik neleri seni o düşünceye sevk eden verilere odaklanırsan bence hani onlar daha tek tek çözülebilir şeyler olur. Ya da yoruma da o kadar açık olmaz. Karşı tarafta da bence bunu o kadar kişisel algılamaz o zaman. Ya bu senin için önemli miydi? Ben hani her gün atıyorum 10 dakika ayırmaya çalışabilirim der. Burada ben yöneticin olsam böyle bir şey yani bunu onunla paylaştın mı? Hani ondan hiç bahsetmedin. Hani önce yöneticime gitmektense giderdim. Hani gittim cevap alamadığımı varsayayım falan gibi bir follow-up sorusu sorabilirdin. Anlatabiliyor muyum? Yani hani onu özellikle çok şey tuttum, muallak tuttum. Onda da pek bir şey sormadın. Yani hani bu durumda yine Amazon'a başvuruyorsun. Buy source action diyorlar. Action diyorlar. Şimdi sen bana gelip ya ben Amazon'a çok uygun bir insanım. Buy source action'ım deyip de bunu yapmadan ama örnek olarak vereceğin şeyde ne aksiyon aldım bundan hiç bahsetmiyorsan ben çok ben işte buy source action benim de bir value'm falan demenin Amazon'a hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü davranışın tam tersini söylüyor. Genel çok klişe bir laftır ama davranışlar her zaman sözlerden daha yüksek sesle konuşur diye. Bence özellikle davranışsal mülakatlarda bu gerçekten çok önemli. Yani davranışsal mülakat çünkü. Hani senin kendini nasıl anlattığın değil, senin davranışlarının senin nasıl anlattığı çok önemli. Yani bu birkaç örnek. Saatte çok geç oldu. 2 saat oldu. 1 saat dedik. Onun için çok da uzatma. Yani bu uzatmamış halim. Çok da devam etmek istemiyorum ama bilmiyorum. İnşallah faydalı olmuştur Mert sana ya da izleyen arkadaşlara. Çok faydalı oldu bana. Notlarımı aldım.